alanında dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olan Kızıl Elma insansız savaş uçağı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Teknofest'e uçarak gidecek. Türkiye'nin bu hamlesi İsrail'in de uykusunu kaçıracak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde geldiği noktayı gösteren en somut örneklerden biri de Baykar imzalı insansız savaş uçağı Kızıl Elma. Henüz son derece yeni bir platform olmasına rağmen alışılageldiği üzere Selçuk Bayraktar ve ekibi o kadar hızlı ilerledi ki, Kızıl Elma'nın operasyonel kullanımına gerçekten de çok az kaldı. TRT'de yer alan habere göre, Kızıl Elma şimdi bir eşiği daha aşacak ve tek seferde bugüne kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 1-4 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Teknofest kapsamında ziyaretçilerin karşısına çıkacak Kızıl Elma'nın Çorlu'dan kalkış yapması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Geçitkale Havaalanı'na inmesi bekleniyor. Savunma sanayi uzmanı Kadir Doğan, bu tarihi uçuşun sadece Kızıl Elma ve teknik bazı detaylar üzerinden okunamayacak kadar değerli olduğu görüşünde, elbette madalyonun mesaj kısmına geleceğiz ancak öncesinde platformla ilgili bakış açısını aktarıyor Doğan. Kızıl Elma'nın şu anda elimizdeki en hızlı insansız hava aracı olduğunu anımsatıyor ve farklı konfigürasyonlarla çeşitli görevler üstlenebileceğinin altını çiziyor. Belirli ölçülerde it dalaşına girebilecek, özellikle sahip olacağı yerli ISR radar ile biraz daha hava görevlerinde yer alacak bir araçtan bahsediyoruz, diyor Doğan. İnsanlı sistemlerle de birlikte kullanılması beklenen Kızıl Elma'nın hava üstünlüğü sağlanmasında çok kritik bir rol oynayacağını anlatıyor. Kadir Doğan, Kızıl Elma'nın muhtemel görevleri göz önüne alındığında bu iş için halihazırda dünyada operasyonel olarak kullanılabilen bir hava aracı bulunmadığı bilgisini de paylaşıyor. Ancak tüm bu teknik bazı yorumların yanında Kızıl Elma'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşunun Ankara adına önemli mesajlar da içerdiğini belirtip şöyle devam ediyor. Yaklaşık 1000 kilometre görev yarıçapı olduğunu düşündüğümüz zaman aslında bu gibi görevler Kızıl Elma'nın zaten kabiliyetleri arasında yer alıyor. Ancak işin bir de başka boyutu var. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, orada kurulacak muhtemel bir hava üssü gibi olasılıkları ele alınca tablo değişiyor. Çünkü böyle bir durumda Türkiye doğal olarak hem Suriye hem de İsrail'e çok yakın bir bölgede operasyonel olarak aktif hale geliyor. Bu nedenle bence Kızıl Elma'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşunu sadece Güney Kıbrıs penceresinden okursak eksik kalırız. Emin olun İsrail bu yolculuktan çok daha büyük anlamlar çıkaracak. Ankara-Tel Aviv hattında Suriye'de artan varlık üzerinden süregelen bir durum var. Türkiye, belki de Kızıl Elma'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşu üzerinden sadece Suriye tarafında değil Doğu Akdeniz üzerinden de burnunuzun dibindeyiz, diyor. Böyle bir mesajı elinizdeki en değerli platformlardan biri üzerinden vermek günün sonunda siyasi bir anlam da içeriyor. Ancak Türkiye bayrak gösterdiği her yerde barışa, huzura ve güvenliğe hizmet eden bir ülke. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşunu da Kızıl Elma'nın gövde gösterisini de tansiyonu yükseltmeye yönelik bir hamle olarak değil, sadece gerektiğinde kullanılabilecek imkan ve kabiliyet gösterimi olarak düşünmek gerek.